Evet arkadaşlar yine bir denklem sorusu. Bu tarz ifadelerde yerine koyma yönteminde ne yapabiliyorduk? Uygulayabiliyorduk. O zaman şu denklemde ben x'i çekecek olursam x gördüğüm yere 4 x 2 y ne yapabilirim? Yazabilirim aşağıdaki denklemde. Yazalım bir yerlerine. Şimdi şuradan yazayım. Sonra aşağıdan düzenleyelim. x gördüğüm yere 4 x 2 y'nin karesini yazdım. Karesi artı y kare Eksi 2 eşittir neymiş? Sıfırmış. Şu ifademizi açacak olursak. 16. Birinci ikinci çarpım 2 iki katı. Eksi 16 ye. Artı 4 ye kare. Artı ye kare. Eksi 2 eşittir ne olacaktır? Sıfır. Bir düzenleyelim. 5 tane ye kare. Eksi 16 ye. Artı 14 eşittir. Sıfır denklemini bulduk. Şimdi arkadaşlar biz denklemi neden yeni türünden yazdık? Y'nin alabileceği değerler toplamı soruyor. Yani ben burada ne yapabilirim? Çarpanlarına ayırabilirim gibi gibi işlemler yapabilirim. Ama bana yeni alabileceği kök değerlerin toplamı. Yani bu denklemin kökler toplamını soruyor bize kısaca. Bunun yerine de eksi b bölü a'yı kullanacağım. Buradan da eksi diyeceğim. Eksi 16 bölü 5'ten x'ler birbirini götürecektir. Kökler toplamız yani y'nin sağlayan değerler toplamı 16 bölü 5 olarak karşımıza çıkacaktır.